Evet. Değerli Bursa Haber izleyicileri, Korner'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bursa Spor'u enine boyuna değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Genç bir Bursa Spor sevdalısı. Sadece yeşil beyazlı armanın peşinden giden, aynı zamanda da taraftar gözüyle bütün değerlendirmeleri kaleme alan çok kıymetli bir arkadaşımız var, sevgili Sercan Yasun. Bugün bizlerle birlikte Bursa Haber Gazetesi'nde de yorumlarını, değerlendirmelerini yazmaya başladı. Onları da tabii ki soracağız, konuşacağız ama aklımız, fikrimiz, arzumuz, isteğimiz, her şey Bursa Spor'dan yana. Sevgili Sercan'dan kendi görüşlerini, değerlendirmelerini alacağız. Sercan, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar izleyen herkese. Bugün Sayın Başkan Mehmet Ali Ekmekçi ile beraber görüşlerimizi aktaracağız inşallah. Evet sevgili Sercan, tabii artık bir fenomen oldun. Bunu ifade etmek lazım. Daha önceki süreçlerde de kendi yorumlarını, değerlendirmelerini elbette Bursa Spor camiası içerisinde paylaşmıştın. Genel kurulda konuşmaların, değerlendirmelerin, yorumların var. Ama özellikle Türkiye'ye mal olan çok çarpıcı, sıra dışı ve herkesin çok ayakta alkışladığı bir yorumun oldu, değerlendirmen oldu. Biraz oradan başlayalım istiyorum. Bu kongre ile ilgili aklında neler vardı? Ne değerlendirmeler yapıyordun? Tabii Recep Günay yönetimi, süreci ve ardından yaşananlar bambaşka bir duygu ve tabii ki yeşil beyaz sevdalısı olarak bu anlamda senin fikrin önemli. Açıkçası başkanım şöyle anlatayım. Güleceğim de yine. Normalde biz o kongrede yönetimi ibra ettirmeyecektik. Çünkü işlerin yanlış gittiği, sürecin çok kötü yönetildiği ve belki de şu anda takım küme düşecekse bunun mimarı olan bir zihniyet vardı. O yüzden de biz bunlara karşı mücadele etmek istedik. Hatta ben de bizzat sürece müdahil olup konuşma yapma kararı aldım. Konuşmamda normalde söylemek istediğim şeyler sürecin yanlış gittiği, süreçte yaşanan aksaklıklar, kötü gidişat hakkındaydı ama orada kongrede daha önce böyle bir konuşma yapmama rağmen ortamın gergin olması, agresiflik ve bu nedenden dolayı da çıktığım zaman hem de ışıkların üstümde olmasından dolayı çok gergin bir konuşma yaptım. Böyle sinirlendim, uçtum falan. Bir anda eve geldim, Solcu Gazete'de pek çok hesap beni paylaşmış. Şaştım kaldım. Sonra da işte süreci gördük, izledik. Eğlenceliydi benim için. Seni peki o konuşmaya iten şey ne oldu sevgili Sercan? Ne takıldı kafana? Ne takıldı kafama? Az önce dediğim gibi zaten ben gazetecilik okuyorum üniversitede. Kendimi daha çok ön plana çıkarmak için o konuşmayı yaptım. Hem de taraftarın sesi olmak istedim. Çünkü haksızlığa uğramış bir taraftar vardı ve özellikle genç jenerasyon yönetime çok öfkeliydi. Onların sesine tercüman olmak istedim. Bu beni itti diyebilirim. Son dönemde şöyle bir kaygı var sevgili Sercan. Tabii yeni jenerasyon grubun Bursa Spor'u tutmak için bir nedeninin olmadığı, farklı şehir takımlarının daha çok başarılar elde ettiği gerekçesiyle ondan yana tavır aldığını düşünen bir Bursalı jenerasyon iddiaları var. Bu konuyla ilgili ne dersin? Yani Bursa Spor böyle artık kaderine terk edilmiş, sadece belli bir neslin takip ettiği bir takım veya taraftar mı, topluluğu mu? Açıkçası maalesef yeni jenerasyonda sayımız azalıyor. Bunu hepimiz görüyoruz başkanım. Çünkü takımımızın ikincilikle mücadele etmesi ve ikincilikte son sırada yer almamız yüzünden genç jenerasyonda takıma karşı bir soğuma olduğunu gözlemliyoruz. Ve bunu da açıkça konuşabilirim. Stada gelen genç jenerasyondaki kişiler de maalesef Bursa Spor tutma değil de ortam yapma veya işte böyle kendilerini tatmin etme amacıyla geldiklerini gözlemliyoruz. O yüzden de bir sayımızda azalma var. Ha bunun çözümü nedir dersen gene sizin de söyleyeceğiniz gibi sportif başarı derim. Takımda sportif başarı oldukça tıpkı bizim dönemimizde olduğu gibi biz şampiyonluk döneminde takım tutmuş kişileriz. Ben 22 yaşındayım. 8 yaşındayken gelmiştim. Olduğu gibi bir artış ve kaliteli taraftarda yeni profiller görebiliriz. Ama şu anda bunun değişmesi lazım kesinlikle. Stadyum ölçeğine bakıldığında tabii sen belki yaş itibariyle çok anımsamayabilirsin. Atatürk Stadyumu ile bir karşılaştırma var. Aslında şunu da gururla söylemekten mutluluk duyuyorum.
özellikle emeği geçen hem Recep Günay yönetimine, peşine Sinan Bürü yönetimine ve tabii sponsor firma olan Sütaş'a da burada reklama girmeyecektir. Çünkü sponsorluğu koymuştu. Stadyumun isminin değişmesi noktasında tarafkir oldular ve artık 100. yıl Atatürk Stadyumu stadyumumuzun adı. Dolayısıyla ilk Atatürk Stadyumu diye adlandırabilirim. Oradaki ambiyansın şu an bu stadyumda yaşanamadığına dair de görüşler var. Sen şimdi bu stadyumu iyiden iyiye içselleştirmiş, o atmosferi tatmış, oradaki ambiyansı yaşamış biri olarak bu stadyumu nasıl değerlendirirsin? Açıkçası şöyle anlatayım başkanım. Atatürk Stadı'nda tam böyle şehrin merkezinde diyebileceğimiz bir konumda olduğu için Bursaspor'un lokomotifi olan Sentler maçlara rahat rahat gelip gidebiliyordu. Oradaki işte tribündeki abilerimiz olsun, bizzat tribüne bu sayede etki edebiliyordu. Hatta ben şunu çok iyi hatırlıyorum, yaşımın da küçük olması bir avantaj. Atatürk Stadı'ndayken bizler maçlara gitmek için abilerimizden izin isterdik. Abilerimize büyük saygı duyardık. Ama yeni stadyuma geçtiğimiz zaman stat şehrin daha batısında kaldığı için semt insanlarının yeni mahallelerde çok fazla hakimiyet kuramadığı için gelen taraftar profili de batıdan gelen insanlar yüzünden değişti. Bu yüzden de genç jenerasyonda tabii ki de eski jenerasyona göre daha saygısız, daha kaba davranıyor. Bu da takımın başarısına engel oluyor. Yani şöyle anlatabilirim. Geçen seneki Esenler Erok maçı. Takım 2-0 geride, hatta 3-0 geriye düştü. Maç dönüşünde hala genç jenerasyonla saçma sapan hareketler yaptığını görüyorum. Bu çok kötü bir şey. Bu sene de aynı şeyleri, sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Bunların olmaması lazım. Takım yenildiği zaman taraftar üzülüp ağlamalı ki ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Atatürk Stadı'nda maçlara gitmiş birisi olarak. Biz takım yenildiği zaman hüngür hüngür ağlıyorduk abi. Gerçekten. Ve geçen Beyoğlu maçında ben stadyumda kahrolurken insanların gülüp eğlendiğini gördüm sosyal medyada. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Tabii aslında bir yıkım da çok doğru bir yere vurgu yaptın. Bir yıkım da o küllerin tamamen küllerinden doğan bir takım ruhunu oluşturmadan önce o gözyaşının dökülmesi. Orası çok kıymetli ama evet Bursaspor'a bir çağrı gibi olabilir ama o atıfı burada reddediyoruz. Timsah gözyaşı, gerçek timsah gözyaşı. Timsah gözyaşı biliyorsun yalandan gözyaşı döker. Ama bizim artık kurtulmamız gereken organizasyon bu. Biz Bandırma'da hüngür hüngür nasıl ağladıysak burada artık küllerinden doğması gereken bir organizasyonu temellerini atarken bu genç arkadaşların hevesli, sevdalı ve yürekten Bursaspor destekçilerine ihtiyacımız var. Bunu bu şekilde yorumlarsak mutlaka Bursaspor çıkış yakalayacaktır. Doğrudur. Çünkü bir semt takımından söz etmiyoruz. Bir şehir ruhunu içinde barındıran, herkesin yeşil beyaz deyince tebessümlerine, maçları seyretsin seyretmesin, mutlaka hatıralarında güzel anıların, başarıların canlandığı bir camia burası. Doğru. Yani bunu aslında daha genç arkadaşlarımıza aktarırken bu ruhu yaşatmamızın da önemini düşünüyorum. Hiç kafanda senin ya bu kulüp kapanır mı diye bir endişe oluyor mu? Ya açıkçası şöyle, endişe derken şöyle anlatmam lazım başkanım. Oluyor mu? Bu takım kapanmaz. Eskişehir nasıl amatöre düştüyse, Kocaeli nasıl amatöre düştüyse aynı şekilde devam eder ki devam edecektir de. Ama maalesef bizi ufukta iyi günler beklemiyor. Bunu da çok iyi biliyorum. Yeni yönetim ne kadar bir şeyler yapmaya çabalasa da başkanım, maalesef süreç iyi yönetilmiyor. Ben öyle görüyorum. Çünkü bu seneyi çıkarsak bile gelecek senenin bütçesini nasıl karşılayacağız onu düşünmek çok zor. Ha belediye destek verdi diyelim, o oldu bu oldu. Tahta borcunu aç bak bu noktadan sonra döviz kurunun da artmasıyla beraber daha da zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 250 milyon lira değil mi? Öyle bir borçtan söz ediliyor. Şimdi tabii totaline bakıldığında her şeye rağmen Bursaspor demek umut demek. Her zaman bu organizasyonu destekliyoruz. Genç çocukları nasıl değerlendiriyorsun? Sonuç itibariyle Bursaspor'un bir anda son 2 senesine damga vuran oyuncular bunlar. Mecburiyetten biraz böyle hamken bile bu lige geldiler, adapte oldular ama sert, zor ve mücadeleci bir lig burası. Burada da bazı zamanlarda ezildiklerini, karşılık veremediklerini gördük. Hakemler tarafından
bazı zamanlarda bence diğer yaşı büyük oyuncular kadar ciddiye de alınmadılar belki. Evet. Şimdi genç oyuncularla ilgili şöyle konuşmak doğru olur. Daha önceki jenerasyonlarda işte bu İsmail Çokçalış, Ali Akman ki kendilerini zerre sevmeyiz. Onların döneminde çocuklar gayet yetenekli kumaşlara sahip, yetenekli bir jenerasyonumuz vardı. Ama maalesef biz 2-3 senedir bu jenerasyonu verimli kullanamadık. Sürekli oyuncuları yönetim hataları yüzünden elden çıkardık. Özellikle Emin Adanoğlu döneminde 3 tane genç oyuncunun yönetim istifa ederken yapılan satışı çok hatalıydı. Belki de bugünkü sürecin mimarlarındandır o satış olayı. Bunun sonucu olarak da E'deki jenerasyon azala azala 16-17 yaşındaki daha alt jenerasyona düştük. Takımda Çağatay Yılmaz, Yiğit Fidan ve Deniz Aydın dışında isim de veriyorum. Yetenekli oyuncu bana göre pek yok. Ve daha pişmemiş oyuncular var. O yüzden takımın tüm sırtı bu genç çocukların üzerinde. Özellikle Çağatay Yılmaz'ın üzerinde olduğu için bir stres söz konusu. Ama Çağatay Yılmaz isterse, Deniz Aydın zaten mücadele ediyor. Bu takım illa ligde kalacaktır. Ben buna inanıyorum. Çünkü Çağatay Yılmaz'ın gol attığı neredeyse tüm maçlarda biz puan aldık. Doğru biliyorum değil mi? Puan aldığımız için de tamamen her şey ona bağlı diye düşünüyorum ki başaracağız da. Ortada tabii hala bitmiş bir şey yok matematiksel olarak. Bu sezon Çağatay'la çıkarırız başkan. Yani netleşinceye kadar mutlaka bir adım gerçekleşir. Çağatay konusuna gelecektim. O zaman hızlandıralım işi. Diğer Bekir mücadelesinde yapmış olduğu davranış aslında eleştirilerinde hedefine geldi. Ve bugün baktığımızda sanki o hatanın bedelini takım bu şartlarla ödedi. Ama yine de kurtarıcı olarak sığınacağımız liman Çağatay Yılmaz gibi. Neler söylersin yapmış olduğu ve bundan sonrası için kendi telafi çalışmaların? Açıkçası ben burada oyuncuyu eleştirecek değilim. Aksine savunacağım. Çünkü maça bir provokasyon vardı. Bünyamin Yürg isimli oyuncu 80. dakika olması lazım. Attığı golden sonra tribüne hoş olmayan hareketler de yaptı. Sonra oyun bir anda geriliverdi. İşte o kıvılcımda maçın bitimine yakın oldu. Bünyamin Yürü sanırım Çağatay Yılmaz'ın yüzüne doğru bir hakarette bulundu. Oyuncumuz da kendini savunmak için ona cevap verdi. Ardından o provokasyona gelince de kıvılcım yandı, olaylar çıktı. Maalesef hoş olmayan şeyler yaşandı. O yüzden oyuncumuzu bu provokasyona getirdikleri için ben Çağatay Yılmaz'ı bunda direkt olarak suçlayamam. Fakat dönemin yönetimi Çağatay'ın arkasında durmadığı için oyuncumuz maalesef 7 maç ceza aldı. Bu da bizi son sıraya doğru itti. Keşke olmasaydı ama yaşandı. Önümüze bakmamız lazım. Bundan sonrası için Çağatay'dan neler bekliyorsun peki? Az önce söylediğim gibi başkanım ben Çağatay'dan gol atmasını bekliyorum. Şu an 12 golü var diyebiliyorum. 12 gol sayısı eğer 20'ye 25'e çıkarsa bu takım puanlar alır, önüne bakar. Tabii önemli unsurlardan bir tanesi de Bursaspor'un artık puan kaybına tahammülün olmaması. Zor bir fikstür var Bursaspor'un da önünde. Nasıl bir değerlendirme yaparsın? Nasıl görüyorsun maç maç bakıldığında? Açıkçası şöyle görüyorum. Ankara Demir maçı çok zor bir maç. Çünkü Ankara Demir kendisi aslında iyi oynayan bir takım. Altın Ordu'yu 2-0'dan gelip yenmişlerdi. Bizim de orada işimiz takımla deplasmanlarda oynamakta güçlük çekiyor. Taraftar gelsin gelmesin. İşimizi zor görüyorum. Ama Buca maçında yeni bir başlangıç yakalayabiliriz. Çünkü Buca Spor'da inişi çıkışlı bir grafik gösteren bir takım. Zaten Buca maçına da taraftarın geleceğini düşünüyorum. Çünkü rakibin seyircisi de çok ateşli, bizimkiler de ateşli. Taraftar baskısıyla Buca'dan bir puan alırsak eğer, zaten ondan sonraki maçta rakiplerimiz çok kuvvetli değil. Bizim kendi seviyemizdeki takımlar. Onlardan işte Zonguldak, Adıyaman, Kırşehir, bu maçlardan puan çıkarırsak bu takım dikte kalmak için ciddi bir adım atmış olur. Şunu da sanki değerlendirmek lazım. Sevgili Sercan, bu konuyla alakalı bir öncülük yaptın. Taraftarın artık bence her şeyi bir kenara bırakıp hani ne derler, savaş baltalarını kuma gömüp artık hakikaten takıma koşulsuz destek vermesi lazım değil mi? Çünkü takdir edersin ki 2 yıldan bu yana özellikle
Diyarbakır'ın o diğer takımıyla karşılaştığımız ve faciayla sonuçlanan o bilançonun ardından çok fazla yalnız kaldı takım. Dolayısıyla evet, bunların içerisinde çok fazla etmen sayabiliriz. Günah keçisi de aramıyoruz. Ama sonuca odaklandığımızda bu takımın ikinci ligde kalabilmesi için şiddetle puana ihtiyacı var. Ve burada da taraftarından içeride dışarıda mahrum olmaması lazım. Taraftarla ilgili neler söylemek istersin ki onların bir parçası olarak? Taraftarla ilgili neler söylersiniz? Çok güzel bir soru. Taraftarın yapması gereken zaten takıma destek olmak ve biz de bu dönemde özellikle yönetim değişiminden beri takım elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz başkanım. Özellikle İzmir'e yanılmıyorsam deplasman tribünü 800 kişiydi. 750 kişi gittik. Veya öncesindeki deplasmanlarda tribünleri tıklım tıklım doldurduk. İslam maçında eğer Recep Günay yönetim bilet fiyatlarını indirim yapsaydı, 200 liradan Ankara maçında satışa çıkarmasıydı, biz her maç tribünü doldururduk zaten. Ama belli bir noktaya kadar taraftar elinden geleni yapsa da iş teknik ekip bu oyuncularda bitiyor. O saydığım 3 maçta puan alırsak takım işi başarabilir. Ki başaracağına inanıyorum bizim desteğimizle. Eğer başaramazsak geçmiş olsun ama kötü senaryo konuşmamalıyız. Yani 3. ligin de bence her şeye rağmen hazırlıkları B planı olarak yapılmalı. Neden? Bunun önemli kriterlerinden bir tanesi de transfer tahtası. Artık bu camianın bir araya gelip transfer tahtası problemini ortadan tamamen kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer bu anlamda bu takıma itici güç olacak olan oyuncular olmazsa biz bence yerimize saymaya devam edeceğiz gibi. Çok güzel bir yere değindiniz başkanım. Ben buradan tekrar sesleniyorum. Buradan televizyondan izleyen varsa. Şehrin dinamiklerinin mutlaka bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Hangi yerel yönetim ne olursa olsun seçildikten sonra bu transfer işinde bir konsorsiyum kurulup o 250 milyon liranın bir şekilde karşılanması gerekiyor. Şimdiki BTSO başkanının da dahil olduğu bu konsorsiyumla ancak tahtayı biz açabiliriz. Yoksa işimiz gerçekten çok zor. Sinan Bürün de bu işin içinde ayak ön ayak olması lazım. Televizyonda Line TV de olabilir veya Bursa Haber kanalı da olabilir. Yayın açıp işte bağış toplamak gibi aktivitelerde de bulunması lazım. Bu şekilde ancak biz birlik beraberlik sağlayarak ayağa kalkabiliriz. Çünkü bu iş artık yönetici katkısını geçti diye düşünüyorum. Yeni yönetimle eski yönetimi nasıl kıyaslarsın sevgili Sercan? Sen tabii o günkü konuşmanda özellikle görevi bırakan yönetimin, olağanüstü kongre kararı olan yönetimin ciddi yanlışları olduğunu da ifade etmiştim. Yeni yönetim geldikten sonra nasıl bir kıyas yaparsın? Beklentileri karşılayabiliyor mu sence? Yeni yönetimle ilgili şöyle konuşabilirim başkanım. Yeni yönetim özellikle eski yönetimden işte pek çok sıkıntı devralmıştı. Oyuncu alacakları, işte personelin ruh hali, oyuncuların ruh hali hepsi çok kötüydü. Ancak bir şekilde bunları toparlamaya çalışıyorlar. İşte gecikmiş oyuncu alacaklarını ödediler. UÇK'da bekleyen dosyaları çözdüler. Oyuncularımızı ikna ettiler. Bu sayede takımla bir birlik beraberlik sağlamaya çalıştılar. Hatta bilet fiyatlarında da gene kısmi indirimler oldu. Bu sayede olumlu hava yakalamaya çalışıyorlar ama dediğim gibi iş sahada bitiyor. Recep Günay yönetimiyle ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü geçmişte kaldı. Artık önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum başkanım. Bursaspor için tabii farklı yol haritaları ve senaryolar konuşuluyor her zaman. Senin için şu an birincil öncelik Bursaspor'da yapılması gereken transfer tahtasını gündem dışı bırakırsak ne? Bursaspor için yapılması gereken transfer tahtası altyapıya değinmem lazım. Altyapıda büyük sıkıntılar oluyor. İşte Vakıfköy'ün zemini berbat halde şu anda. Hatta geçen sosyal medyada da fotoğrafı yayınlandı. Altyapıda tesislerin elden geçirilip, düzenlemelerin yapılıp, ardından da özellikle genç antrenörlerin, yani genç akım antrenörlerin değiştirilmesi lazım. Kaliteli, liyakatli isimler getirilmeli. Scouting ağı kurulmalı. Kesinlikle bu altyapıda dönen torpil, adam kayırma gibi işler bırakılmalı. Çünkü bana göre şu anda yaşadığımız sorunların temelinde zamanında yaşanan bu kayırmacılık olaylarının payı çok büyük. Bunlar asıl gerçek sorunlarımız. Bunları çözersek tıpkı 2021 yılında olduğu gibi kaliteli bir jenerasyon yakalayıp önümüze rahatça bakabiliriz. Tabii bazen hayıflanmamak mümkün değil. Sevgili Sercan, sen de vurgu yaptın.
O ekibin şu an burada olmasıyla biz hakikaten birinci ligde bile çok at başı oynayacak bir takımı oluşturabilirdik diye düşünüyoruz giden oyuncularla ilgili. Tabii ki hepsine mutluluklar, başarılar diliyorum ama bu jenerasyon içerisinde en son Ozan İsmail Koç bu takımdan ayrıldı. Onlarla alakalı neler söylersin? Canberk ona keza tabii. Sonuç itibariyle Ozan İsmail Koç yine bir ikincilik takımı olan Zonguldak Kömür'e kiralandı. Nasıl bir değerlendirme yaparsın? Açıkçası şöyle konuşacağım onlarla alakalı. Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul tamamen kendi kişisel planlarını ve hırslarını düşünerek bu kararı aldılar. Zaten Ozan İsmail Koç Zonguldak Kömürspor'a kiralandı. Yani eline çok bir şey geçmedi ki ben onun Rizespor'da yakın dönemde fazla forma giyeceğini düşünmüyorum. Canberk Yurdakul'a gelirsek kendisi İyi bir performans göstermedi Bursaspor'da ama Rizespor'da da çok da bir şey yapamayacaktır. Kendi ıslarının kurbanları oldular. O yüzden haklarında hayırlısı olsun ama kendilerinin çok bir şey kazanacağını düşünmüyorum. Çünkü Bursaspor'dan ayrılıp, yersiz yere ayrılıp giden oyuncuların çoğu üst liglerde tutunamadılar. Hep böyle orta sıra takımlar veya alt lig takımlarında gördük onları. Onlarda da çok düzenli forma şansı bulamadıklarına tanıklık ediyoruz. Demek ki hani buradan gitmek de bir çözüm olmuyor bazen. Değil. Bir kaçış yolu da olmuyor değil mi? Kaçış yolu da değil zaten. Kendini direkt burada buluyorsun başkan. Hiç de kaçış değil. Sadece o günkü hırslarını tatmin etmiş oluyorlar. Ki bu bence saçmalıktır da. Bir yandan da tabii şunu da düşünmek lazım. Yeni yönetimin önemli organizasyonlarından bir tanesi de kombine çalışması. Ve bence onların daha ötesine geçen hanımefendilerin stadyuma dahil olması. Sanki oraya da bir zaptırapt altına almak, bir çeki düzen vermek, oraya da başka bir heyecan kazandırmak gibi bir formül var. Bunu da tabii tekrar değerli izleyiciler hatırlatmakta fayda görüyorum. Bursaspor'un geçmiş yıllarda Süper Lig'de mücadele ettiği dönemlerde Galatasaray'ı ağırladığı o zaman seyircisiz karşılaşmalara kadın ve çocukların dahil olduğu bir dönemden geçildiğinde nasıl bir baskı unsuru oluşturduklarına da hatta ceza aldıklarına da şahitlik ettik. Dolayısıyla bence bu proje hakikaten sevgili Sercan çok önemsenmeli ve üzerine gidilmeli. Ne dersin? Açıkçası başkanım gerçekten öyle. Bu çok verimli bir proje. Özellikle kadın taraftarların stadyuma teşvik edilmesi, derneklere bilet sağlanması, ayrıca üniversitelerle ilgili çalışmaların da yapılacak olması beni çok sevindiriyor. Çünkü kesinlikle takımın şehirle bütünleşmesi lazım ve yönetim de bu konuda çok olumlu adımlar atıyor. Bu konuda kendilerini tebrik ederim. Tabii programın artık son bölümüne geldik. Son birkaç soruyla noktayı koyacağız. Sanırım Bursaspor o aradığı mali profile yakın bir tabloyu, o güveni sağladı. Rakamlar ortada 3,5-4 milyon lira gibi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde kasaya giriş oldu. Hem personelin özellikle de futbolcuların ödemeleri yapıldı. Ve bu ilerisi içinde bir ışık olacak gibi duruyor. Ne dersin sevgili Sercan? Şöyle söyleyebilirim. Futbolcularımıza... Geçen de söylediğim gibi ödemeler yapıldığı için çocuklar artık önüne rahatça bakabilir. Ayrıca bu tamamen güven konusuyla alakalı başkanım. İnsanlar yönetime güvenmeye başladılar. Eski yönetimdeki gibi sürekli kendilerine karşı duruş sergileyen bir başkan profili yok. Aksine herkese kucaklaşmaya çalışan, insanlara el uzatan, insanları kucaklayan bir yönetim yapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sayede de hem sponsorlardan hem de belediyelerden gerekli nakdi destek alınıyor ve ödemelerde sorun yaşanmamaya başlanıyor. Ki bunlar güzel şey. Bunlar hep övdüğümüz, takdir ettiğimiz şeyler. İnşallah arkası gelir. Ha şunu da belirteyim. Kombine konusunda taraftarlarımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. İlgi göstermeye çalışıyor. Burada en önemli konu fabrika sahiplerine, şirket sahiplerine düşüyor. Eğer şirketler tıpkı yönetimin kadın derneklerine yaptığı gibi gerekli desteği sağlarlarsa mutlaka stadyumda seyirci artışı gözlemlenecektir. Hatta ben şunu çok iyi hatırlıyorum yaşım nedeniyle. 2013-2014 sezonu, Pasolik gelmeden önce oynanan son sezonda yönetim kombine fiyatlarına uygun bir rakamda tutmuştu. Bu sayede insanlar kulübe destek olmuştu. İşte bir sürü toplu kombine alımları olmuştu, insanlara dağıtılmıştı. 22 bin kombine satmıştık o yolda. Neden olmasın? Bu tekrarlanabilir. Ve bu sayede kalıcı gelirler sağlanabilir diye düşünüyorum.
özlediğimiz bir yönetim anlayışı var aslında. Hep takdir ettiğimiz, konuştuğumuz futbolun bütün aktörleri, içinde bulunan bütün kişiler, şahıslar şunu söylüyorlar. Yani, futbolu futbolun içinden gelen kişiler yönetmeli. Çünkü sahanın içi bambaşka bir ambiyans, orasıyla ilgili empati yapabilmek için bir oradan yolunun geçmişliğinin olması lazım. Ne diyorlar? Daldan, damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Dolayısıyla şu an sanki bu ekipman, bu ekip, kadro, takım orada oluşturulmuş durumda. Yani futbolcularla beraber ben çok sinerjik hareketlerin olduğunu, onların sorunlarını birebir anlayan ekibin olduğunu yönetim kadrosu bazında görüyorum. Daha önce tabii sportif direktör, teknik direktör sahanın içinden gelen isimler olmuştu ama yönetimde olması bence bambaşka bir yapı. Kesinlikle katılıyorum. Geçmişte futbol oynamış, işte Bursa Spor forması da giymiş isimlerin yönetimde olması, oyuncuların ruh halinden anlayan insanların olması çok büyük avantaj ama keşke geçmiş yönetim görevi daha erken bıraksaydı da böyle kaliteli insanların olduğu bir yönetim göreve gelseydi. Maalesef şu anda son kurşunları oynuyoruz. Bu yönetimdeki insanlar da can hıraş çalışıyorlar ama inşallah hayırlısı olur diyorum başkanım. Başka söyleyecek bir sözüm yok. İnşallah başarılı oluruz. Sevgili Sercan, çok teşekkür ederiz. Çok renkli, teşekkür keyifli ederim. Ve bence futbolun bambaşka bir tarafından bakan, hem taraftar gözüyle hem de genç bir kalem olarak bunu değerlendirdin. Katılım için çok teşekkür ediyoruz sana. Eksik olmayın başkanım, sağ olun. Efendim, noktalıyoruz programımızı. Korner'de bu hafta Sercan Yasun'u misafir ettik. Hem taraftar, hem sevdalı, hem de aynı zamanda Bursa Haber'in yeni kalemlerinden kendisi. Başarılar diliyoruz ona çıktığı bu yolda. Hem de genç bir meslektaşım, gazetecilik okuyor. Diliyoruz ki o da çok başka noktalara gelecektir, iyi yerlere gelecektir. Çünkü böyle sağlam temelleri olan iyi bir Bursa sporluya, ama daha önemlisi iyi bir bireye ihtiyacımız var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.